Hocam Ramazan yaklaşıyor. Bu Ramazan'da ben oruç tutmayı düşünüyorum. Ama aklımda bir soru var. Din öğretmeni olarak siz bilirsiniz. Buyur evladım, sor bakalım. Ağzımızda suyu dolandırıp yutmadan çıkartsak oruç bozulur mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciğe dokunuyor. Derken hop bir damla yapıştı diyelim bademciğe. Lıp lıp nefes aldıkça bir içeri bir dışarı girip çıkıyor. Tam o anda cehennemi düşün evladım. Ha, olmuyor yani. Peki suyu ağza aldık. Ah. Lıkır lıkır iç, iti ol iç. Sen oruç moruç tutma. Kanka ne oldu ya? Çok üzgün duruyorsun. Kanka ya, aşk yalanmış, sevgi yalanmış, dostluk yalanmış. Benim kankamı kimse üzemez ya. Bekle kanka, bak gör ne oluyor. Arkadaşlar, Hasan'ın bahsettiği 3 şeyi kim yaladı? Çıksın çabuk ortaya. Ah! Yazık kafana. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yarın yazılı var. İnşallah çalışıp gelirsiniz. Bir önceki yazılıdaki gibi bütün sınıf dökülmez. Hasan oğlum ödevini yapmamışsın yine sen. Şey hocam, dedem öldü o yüzden yapamadım. Hasan evladım, senin bu deden bu sene 4. ölüyor biliyor musun? Böyle saçma sapan ödev yapmama bahanesi mi olur? Madem konuları bu kadar çok iyi biliyorsun, ödev yapmama ihtiyacı duyuyorsun, yarın yazılıdan sonra sadece sen bir de sözlü olacaksın. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ödevdir, yazılıdır, sözlüdür. Ya şunlardan ölsem de kurtulsam artık ya. Ah kalbim ah. Oha lan öldüm ha. Ulan kabul olacağını bilseydim başka bir dua ederdim ya. Allah Allah, gencecik yaşımda öldüm. Ama olsun ya, ödevden, yazılıdan, sözlüden kurtuldum en azından. Nuri oğlu Hasan, ahiret hayatına hoş geldin. Sen de kimsin? Ben sorgu meleğiyim. Sorgu meleği mi? O ne oluyor? Hani okulda öğretmenin sözlü yapıyordu ya, burada da seni ben sözlü yapacağım şimdi. Ya arkadaş, bu öğrencilerin çektiği nedir ya? Ölse de kurtulamıyor bu sorulardan. Peki sorular şıklı mı klasik mi? Klasik. Tüh ya. Arkadaşını niye dövdün evladım? Bana hipopotam dedi hocam, o yüzden dövdüm. Hipopotam mı dedi? Oğlum arkadaşın tek kelime etmeden sen paldır küldür dalmışsın, dövmüşsün. Ne zaman dedi sana hipopotam diye? Bir sene önce dedi hocam. Evladım o bir sene önce söylemiş ama sen şimdi dövmüşsün çocuğu. Hocam ben hipopotamın ne demek olduğunu ilk kez bugün öğrendim. Aşkım, dünyaya yeniden gelsem yine seni severdim. Dünyaya yeniden gelsem ne yapardın, ne yapardın? Namaz kılardım, namaz. Issız bir adaya düşersen yanına alacağın 3 şey olarak tamamen soyut kavramları dile getirdiğin için teşekkür ederim Bilal. Beni de yaktın. Ne var lan, daha ne? Issız bir adadayım ama sağlıklıyım, mutluyum ve de başarılıyım. Evet, gerzeklikte. Arkadaşlar matematik yazılılarınızı okudum. Var ya bütün sınıf dökülüyor. Ya ben burada boşuna mı gırtlak patlatıyorum? Tüm konuları detaylı anlatıyorum. Anlamadığınız yer oldu mu? Bir daha anlatıyorum. Defalarca problem çözüyoruz, soru çözüyoruz. Hala düşük not alıyorsunuz yazılılardan. Şu sınıfa eşek bağlasak, bu konuları dinlese matematik sınavından sizden daha yüksek not alır. Hatta o eşek sizden önce bu okuldan mezun bile olur. Hocam bence o eşek üniversite sınavına girip matematik bölümünü kazanıp 4 yıl daha okuyup matematik öğretmeni bile olabilir. Sen bana eşek mi diyorsun lan? Yürü üstüne. Ama hocam önce siz başlattınız ya.
Ahmet söyle bakalım, karayolunda 100 km hızla arabanla gidiyorsun. İçerisi çok sıcak oldu, ne yaparsın? Hocam camı açarım. Peki söyle bakalım, o camdan giren rüzgarın ivmesi nedir? Bilmiyorum hocam. Peki oğlum, sıfır aldın o zaman. Hocam bana hep zor soruyorsunuz ama ya. Millete kolay kolay soru soruyorsunuz. Yok o elementin simgesi nedir? Yok cu simgesi olan elementin adı nedir? Lan gerizekalı oğlum, elementler kimya dersinin konusu. Biz fizik dersindeyiz şu anda. He, pardon hocam. Tamam lan söyle. Cu simgesi olan elementin adı nedir? Bilirsen 100 puan vereceğim. Bilmiyorum hocam. Oğlum gerizekalına kul parama. Bu gerizekalıktan nasıl kurtulurum diye daha çok çalışmaya bak. Evet Hasan sen söyle bakalım. Arabanla otobanda gidiyorsun. İçerisi çok sıcak oldu. Ne yaparsın? Hocam klimayı açarım. Arabanın kliması arızalıymış oğlum. Açamazsın. Ortam iyice sıcaklaşmaya başladı. Ne yaparsın? Hocam ceketimi çıkartırım. Daha da sıcak oldu. Gömleğim hocam. Gömleğimi çıkartırım. Yok evladım gömlek de kar etmiyor iyice terledin. Hocam pantolonumu da çıkartırım. Lan artık sıcaktan imanın gevredi ne yaparsın oğlum. Hocam atletimi de çıkartırım. Hasan eğer ki donumu da çıkarırım dersen buradan sana uçarım bak. Aç artık şu camı. Hocam kavrulacağımı da bilsem o camı açmam. Hakim Bey ben bu adamdan boşanmak istiyorum. Eviyle barkıyla hiç ilgilenmiyor. Ayrıca pavyon şarkıcısı gibi garip garip kıyafetler giyip ortalıkta dolanıyor. Hakim Bey eşim de olsa benim giyinme kuşanma karışamaz. Ben böyle giyinmeyi seviyorum. Ayrıca bana eviyle barkıyla ilgilenmiyor diyor. Yalan söylüyor. Ben ilgisiz bir koca değilim. Kızım hiç bu yüzden yuva dağılır mı? Bak çoluğunuz çocuğunuz var yazık olur. Çocuk mu? Ne çocuğu? Buyurun işte ilgili kocaya bakın. Çocuğu olduğunu bile bilmiyor. Bu işlemin cevabı 31 yani B şık arkadaşlar. Bu acı 31 dedi duydun mu kanka? Aynen duydum çok komik değil mi? Hasan Ahmet oğlum 31 rakamını söyleyince neden siz gülüyorsunuz öyle ayıp değil mi? Yo hocam ayıplık ne var ki ortada 31 rakamı komik o yüzden gülüyoruz. Sen neyine gülüyorsun 31 rakamının? 31 komik bir sayıdır çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalık olur. A harfini çıkartırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir. Odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedi de komik bir şey olduğu için 31 komiktir. Ha 31 rakamı söylenince sizin aklınıza başka bir şey, ayıp şeyler geliyorsa siz gidin bir psikoloğa görün hocam o zaman. Bilal oğlum verdiğim ödevi neden yapmadın? Ben Bilal değilim. Bilal'in bedenini ele geçirmiş bir cinim. Bilal'e ödevini yapmamasını ben söyledim. Çok konuşursan senin bedenine de girerim. Sayın cin bu konuyu istersen dışarıda konuşalım. Çocuklar biraz korktu çünkü. Aferin. Böyle uslu bir öğretmen ol ve sözümü dinle. Şimdi Bilal'in bedeninden çıkacağım. Bilal'e ödev hakkında bundan sonra... Hocam neden vuruyorsunuz ya? Nerede lan cin? Hocam dayak yiyeceğini anlayınca kaçtı herhalde. Bak hala yalan söylüyor. Tamam hocam söz bir daha yapacağım ödevlerimi. Tamam hocam vurmayın lütfen. Aşkım seni seviyorum. Bir daha de. Bir daha? Yok ondan öncekini. 9. Aşkım sen bir kızda ilk önce neye bakarsın? Ben mesela bir erkekte ilk önce zekaya bakarım. Bir erkek çok zeki olmamalı. Onu eşi yönlendirmeli. Ben bir kızda sadece akciğere bakarım aşkım. Nasıl yani? Nefes alsın yeter. Bu senede sınıfta kalırsam lisede geçirdiğim 6. senem olacak. Daha ortaokul ve ilkokulda kaldıklarımı saymıyorum. Aşkım sen kaç yaşındasın ya? Kaç gösteriyorum. Tamam kaçıyorum hadi göster. Kanka avucumun içi var ya çok pis kaşınıyor. Kesin para gelecek ha. Kanka sırtım kaşınıyor. Ben sana söyleyeyim ben kavga edeceğim herhalde. Kanka ayağımın altı kaşınıyor. Ben kesin var ya uzun bir yola gideceğim. Kanka acayip kulağım kaşınıyor. Beden dersine topu patlattım ya. Bedenci bana küfür ediyor herhalde. Kanka ne vuruyorsun ya? Lan oram kaşınıyor şöyle olacak. Yok buram kaşınıyor böyle olacak. Kirlisin lan işte gitti kan. Leş gibi kokuyorsun. Sabahtan beri ağzımdan nefes alıyorum burada. Ciğerlerim çürüdü lan hayvan senin yüzünden. Hasan bize dünyanın 7 harikasını sayar mısın? Dünyanın 7 hırkası mı? Dünyanın uydusu gibi falan bir şey mi hocam bu?
Hasan, bundan sonra sana soru sormayacağım oğlum. Direkt sıfırı basacağım, tamam mı? Buse, sen bize sayar mısın dünyanın 7 harikasını? Hocam, cumartesi, pazar, 15 tatil, yaz tatili, resmi tatiller, bayram tatilleri, bir de ben.